Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi akşamlar. Tekrar webinarda beraberiz. Gündem çok hızlı. Aslında son zamanlarda gündem biraz yavaşladı ama bu sefer pariteler hızlı hareket etmeye başladı. Bugünkü konumuz genel olarak piyasaların değerlendirilmesi olsun. Yani işte son zamanlarda nereye geldik? Bundan sonra ne olabilir? Hareketler ne şekilde olabilir? Aklımıza gelen belli başlı enstrümanlarda. Bugünün konusu o olsun. Yani sabit bir konuya bağlı kalmıyoruz bugün. Genel değerlendirme yapacağız. Sesli bir problem yokmuş. Tamam. Güzel. Şimdi son zamanların en önemli olayı, haberi diyelim daha doğrusu verisi. Geçen haftaki tarım dışı istihdamdı. Tarım dışı istihdam bildiğiniz gibi beklenenden çok çok iyi geldi. Yani rakamları net hatırlamıyor olabilirim şimdi ama işte eksi 8 milyon civarında bir düşüş beklenirken pozitif geldi. Yani işsizlik oranının düştüğü görüldü. Bunun sebeplerini söylemiştik. Gene de kısaca üstünden geçmek gerekirse daha önce de bahsetmiştik. Hatta Amerika zaten işsizlik konusunda bir sorun yaşamıyor. Şimdi fiziki durumu değerlendirdiğiniz zaman özellikle son 2 ay içerisinde herkesin eve kapandığı, işletmelerin kapandığı, birçok işletmenin neredeyse özel işletmeler dışında tamamının kapandığı, Türkiye'de de öyle değil miydi zaten? Amerika'da bu durumdan çok farklı değildi. Böyle bir durum içerisinde elbette ki işsizliğin göreceli olarak düştüğünü görmek çok mümkündü. Ama o zaman da söylemiştik, bu işsizliğin düşmesi Amerika'daki ve Avrupa'daki birbirinden karakteristik olarak çok ayrılır. Amerika'nın böyle bir problemi yok. Yarın hayata döndüğünde rahatladığında ki şimdi kısmen öyle oldu. Parça parça da olsa çok ciddi miktarda bir rahatlama oldu. Bizde de her dünyanın neredeyse her ülkesinde öyle oldu. Eskisi gibi değil artık seyahat özgürlüğü en azından başladı. İşletmeler, kafeteryalar, işletmeler çalışmaya başladı. Yani %50'nin üstünde bir normale dönme var diyebiliriz. Döner dönmez de zaten Amerika bu konudaki becerisini, başarısını pozitife çevirmeyi çok hızlı bir şekilde becerdi. Herkesin 8 milyon işsizlik artacak dediği zaman da yani herkesin derken tahmini veri ekranında öyle görüyordu. Bu işten anladığını söyleyen insanların nasıl anlıyorlarsa artı 2 milyon geliyor, 8 milyon eksi 8 beklerken artı 2 geliyor. O da tartışılır da her neyse bu işten anladığını, güvendiğini bildiği, düşündüğü insanlara Bloomberg'in yaptığı tahminler bunlar. Eksi 8 milyon gelirken Amerika sorunu aslında çok eskiden beri, 1,5-2 seneden beri kökten çözdüğünü bütün dünyaya kanıtladı. Sonrasında majör paritelerde özellikle euro dolarda veri geldikten sonra işte hareket bu. Buradan sonra bir düşüş olacağını zaten tahmin etmiştik. Şimdi ama bu düşüşün kalıcı bir düşüş olmadığını, bu işin piyasa açısından iyimser yorumlanacağını, doların eski verilere çok benzetmemek gerektiğini, doların önce kısmen güçlenir gibi olsa da piyasalara bir güven aşılayacağını, bu güvenin devamında da güvenin paralelinde hareket eden euro dolar, sterlin dolar gibi majör paritelerinde bundan pozitif etkileneceğini söylemiştik. Böyle bir düşüş oldu. İşi şuna getirmeye çalışmıyorum. Yani ah işte bizim söylediğimiz oldu buraya geldi. Hayır böyle değil. Yani eğer düşüş bundan ibaret kalacaksa açıkçası benim beklediğimden çok daha sığ bir düşüş oldu. Ben yani hiç olmazsa 1.11, 1.11.50 ya da 1.10.50 ama en kötü ihtimalle 1.12'nin altına inen 1.11.50 civarını en azından yani o 100 piplik 1.11.50 ile 1.10.50 arasındaki banda doğru çekilmesini beklediğim bir düşüş olmalıydı. Öyle olmadı. O konuda da herhalde biz yanılmışız. Şu anki görüntü o. Belki buradan ikili tepe yapar geri mi döner bilmiyorum. Tabii onu takip edeceğiz. Yani ondan önceki senaryoyla şu anki senaryoyu karşılaştırmak açısından baktığınızda şu anda tahmin olasılığımız çok daha yetersiz kalabilir. Yani bir düşüş olacağını bekliyorduk. Ama nereye kadar beklediğimiz şey gelmedi. Bu düzeltmenin üstüne
bu aslında düşüşün düzeltmesi mi, yoksa bu düşüş bu kadarla sınırlı kaldı ve çıkıyor muyuz? Onu göreceğiz. Bu konuda bir şey söylemek benim açımdan şu anda çok mümkün değil. Dediğim gibi ben bir miktar daha euro doların bir miktar daha geri çekilmesini beklerdim şahsen. O çekilmeyi gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Belki de buradan tekrar dönüp eski dibinin, yani bugün öğle saatlerinde yaptığı 12.40'ların altına tekrar inebilir. Ama önemli değil. Önemli olan şu aslında, biz para çiftleri dahil, sadece Euro-Dolar'dan ibaret değil, bunun içerisinde Sterlin Dolar da, İsviçre Frangı da, majör paritelerde özellikle para çiftleri de dahil, borsalarda dahil bir geniş bant hareketine düşeceğini ve bu geniş bant hareketini bir müddet daha, yani bir 5-6 ay, işte ortalama bu yılın sonlarına doğru o civara kadar hareket edeceğini, ondan sonra gerek para çiftlerinin gerek borsa endekslerinin kendi hikayelerine dönmesi gerektiğini düşünüyorduk. Şu anda görünenin aksine bir hareket ettiğini söyleyemeyiz. Tahminimiz doğrultusunda hareket ediyor. Bunun sebebi şu, çünkü özellikle koronavirüs hikayesi başladığından itibaren hep daha önce de söyledik ya, yani dolar bir tarafa, diğerleri bir tarafa, dolar bir tarafa, diğerleri bir tarafa şeklini aldı piyasalar. Yani borsalar yükselirken euro dolar da yükseliyor, sterlin dolar da, istisnai hareketler olduğu zaman içerisinde verilere bağlı olarak, ama ben genel ana yön hareketlerini söylüyorum. Borsalar yükseliyorsa sterlin dolar da yükseliyor, İsviçre frangı da değer kazanıyor, sterlin de değer kazanıyor, euro da değer kazanıyor gibi bir görüntü var. Bu bir müddet daha böyle gidecek. Yani bana kalırsa böyle gidecek. Ben tabii burada şahsi fikrimi söylüyorum. Kimseyi bağlayıcı bir sonuç çıkartılmasın buradan. Kimseye bir işlem önerisi de yapmıyoruz. O mevzuyu zaten webinarın başında yazı olarak da söylüyoruz. Bizim öyle bir ne sinyal vermek ne işlem tavsiyesinde bulunmak gibi bir niyetimiz yok. Genel olarak piyasaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaptıklarımız sadece bundan ibaret. Bundan sonra da bir müddet daha bu hareketlerin böyle devam ettiğini göreceğiz bence. Evet, zaman zaman zayıflayan bağlar olacak. Yani böyle bir doğrusal korelasyon varsa dolar dışındaki majör pariteler ve piyasalar arasında, bu bağların zaman içerisinde, yani süre geçtikçe zayıfladığını göreceğiz. Bu da çok doğal. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü her parite ya da her endeks kendi senaryosunu bir süre sonra yazmaya başlayacak. Ama o gün bugün değil bana göre. O güne birkaç ay daha var. Yani bu stresi piyasalar, bu baskıyı çok kolay atlatamayacaklar. Daha önceki krizlerde piyasaların içerisinde piyasayı takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Yani işte hep dönüp dolaşıp verdiğimiz işte 2008 krizi var. İşte 11 Eylül saldırılarında olan ekonomik yıpranmalar var falan. Yani onları hatırlayan arkadaşlar bilecektir. O zamanlarda da bundan çok farklı olmadı. Yani işte 3 ayda her şey bitti olmadı. Evet, yani pariteler belli bir yere geldi, tekrar eski seviyelerine geldi, ama şimdi seviyelerin eski seviyelerine gelmesi, seviyelerin üstünde yazan rakamlar çok önemli elbette. Ama bir de işin yatırımcı kimliğinin altında, işin psikolojisinin de yatırımcının üstünden atması diye bir şey var. Yani Euro'dolar buraya niye geldi? Euro tercih edildi, satın alındı, onun için geldi. Ama emin olun, Euro-Dolar buraya gelirken Euro'yu satın alan, tercih eden, dolar satıp Euro alan, ki öyle olmalı ki bu seviyelere gelsin, yatırımcı bile hala bence tedirgin. Borsa endekslerinin zirveleri zorladığı dönemleri yaşıyoruz şu anda tekrar. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ama o kadar net ki, yani borsa endekslerinde de öyle. Yani yükseliyor mu? Evet, yükseliyor. Kararlı mı yükseliyor? Kararlı yükseliyor. Ama hani böyle küçük bir kıvılcıma bağlı yükseldiği o kadar belli ki, düşüşler peşinden gelebilecek herhangi bir düşüşün çok yükselişe göre çok daha sert olabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Buradan döner, şuradan döner manasında bir şey söylemiyorum.
Yani ama bu düşüşün, bu çıkışın çok böyle altının dolu olmadığını herkes biliyor. Borsalar için de öyle, euro dolar için de öyle. Bu çıkışın işte bundan 2 sene önce, borsalar için söylüyorum, bundan 2 sene önce yaklaşık başlayan işte Nasdaq'ın 4.400'lerden 4.700'lerden başlayan 10.000'lere kadar devam eden tırmanışının altında yatan gerçeklerle örtüşmediğini biliyoruz. Yani bunu sadece biz bilmiyoruz. Piyasa yatırımcıların tamamı biliyor bunu. Her an bir aksilik olduğunda tekrar dönüp işte 10 bin zirvesini gördükten çok kısa bir süre sonra 6.100, 6.200'leri gördüğünü biliyoruz ve hala öyle bir risk olduğunu, öyle bir düşüş potansiyeli olduğunu hala biliyoruz. Bütün piyasada bunu biliyor. Ters ettiğim şey şu, dediğim gibi piyasanın üstünde etikette gördüğümüz rakamlar piyasanın ruh haliyle örtüşmeyebilir. Yani iki tane kötü veriye bakar piyasanın tekrar ters dönmesi. Eski satışlar gelmeyecektir bence. Yani eğer bir başka felaket senaryosuyla karşılaşmazsa, şu anki olağan durum akışı içerisinde standart beklenen sert satış dediğimiz, herkesin beklediği, herkesin dinlendirdiği ama bir türlü gelmeyen o sert satış yarın öbür gün, 10 gün sonra, 5 gün sonra, bir hafta sonra gelebilir. Ama eski boyutta olacağını ben düşünmüyorum. İlave bir kötü senaryo bilmediğimiz, şu anda karşılaşmadığımız, tahmin etmediğimiz ama yarın böyle de bir şey varmış diyebileceğimiz bir senaryo oluşmadığı müddetçe borsalarda eski dipleri göreceğimizi düşünmüyorum. Yani işte örnek verirsek Nasdaq için o 6.200'lerin şu anki piyasa durumu açısından söylüyorum. İşte Dow Jones'ta da 18 bin seviyeler, 18 binler görülmüştü. Oralara tekrar dönebileceğimizi düşünüyorum. Ben birkaç webinar önce kabaca çizdiğimiz destek direnç bölgeleri vardı. İşte şu bant içerisinde hareket etmesini beklerim. Eski zirveyi test etmesini, hatta yani yukarı çıkmasını zaten beklemem. Test etmesini bile beklemem demiştim. Kabaca çizdiğimiz o bölgenin üstüne çıkmış görüntüsü var. Bunların hepsinde şeyi ayrı tuttuk. Nasdaq'ı ayrı tuttuk hatırlarsanız, teknoloji şirketlerinin hisselerini içerdiği için. Ama daha önce de hep söylüyorduk. Yani bu geniş bant hareketinden benim fikrim değişmiş değil. Yani bu şu seviye, o gün çizdiğimiz seviyelerden birisi bu. 27 bin civarı demiştik. Bu 27 bin civarının üstünde olması, bugün 27 bin 300 olması, bu bant hareketini kırdı mı acaba? Yukarı yönlü devam ediyor, tekrar yeni bir zirve mi yapıyor? Belki de öyle yapacak. Belki de ben yanılıyor olacağım. Onu bilmiyorum ama benim hala fikrim değişmiş değil. Yani demek ki 27 bin değil, belki de üst seviyesi 28 bin olacak, atıyorum. Yani 27 bin 500 olacak bu bant hareketinin. Ama bu bant hareketi bence ciddi bir süre daha devam edecek. Bu süre içerisinde tabii bu hareket çok geniş ve ciddi mesafeli bir bant. Üst tarafı kabaca 27 bin, işte 27 bin de üstüne çıktığını görüyoruz. Üst tarafı 27 bin seviyelerinde, alt çizgisi de 20.821 bin. Yuvarlak hesap söyleyelim, 20 bin desek işte 7-8 bin puanlık bir bant, oldukça ciddi bir bant. Yani 1000 puanın, 2000 puanın bile birçok hesabı zora soktuğunu düşünürsek bu bant ciddi bir bant. Yani borsalarda işlem yapan bir yatırımcı şeyim yok benim. Borsalarda çünkü para çiftleri gibi ya da güvendiğimiz, inandığımız diğer enstrümanlar gibi arkamızı yaslayabileceğimiz belli seviyeler yok. Ha, burada şu söylenebilir: petrole arkamızı yasladık da ne oldu? Yani evet, o da öyle bir gerçek de var aslında ama hani en nihayetinde rüzgarın, petrol hikayesinde rüzgarın döndüğünü düşündüğümüzde hesapların sıkıntıya girmemesi açısından bir takım tedbirler alabildik. Bize öyle bir şey verdi. Borsalarda böyle bir şey seviyesi yok. Yani ben bu bant hareketini yapar derken üstten satın manasını söylemiyorum. Eğer onu söyleyecek olsam kendim bu işlemi yapmış olmam lazım ya da yapıyor olmam lazım ya da
yapacağım ama şu seviyeyi bekliyorum demem lazım. Benim öyle bir işlem borsa var, borsa endeksleri açısından. Benim öyle bir işlem beklentim yok. Öyle beklediğim bir seviye yok. Genel olarak genel piyasaların gidişatı ile ilgili fikir yürütmek için takip ettiğimiz enstrümanlar bunlar. Çünkü dolaylı ya da güçlü ya da zayıf, dolaylı ya da dolaysız birçok enstrüman birbirini etkiliyor. Yani işte euro dolarla borsalar arasında hani korelasyon adına korelasyon diyecek kadar belki yakın ilişki olmasa bile en azından piyasa iyimserliğini pozitif ya da negatif fiyatlayabilme açısından baktığınızda müstakil olaylar dışında yani bir veri geldiği zaman ona özel bir haber geldiği zaman hikayeler ve hareket şekli değişebilir ama genel gidişat açısından baktığımızda işte birbiriyle bir etkileşim hali içerisinde olduklarını söylemek çok da yanlış olmaz. Bu etkileşime dediğim gibi koronavirüs meselesiyle beraber bir miktar daha da güçlendi. Evet, tekrar söylüyorum, geçen süreç içerisinde yani bundan bir ay sonra, 1,5 ay sonra bugüne göre biraz daha zayıflamış olacak. 3 ay sonra biraz daha zayıflamış olacak gibi. Bu etki ve bağlantı, bu bağ yön açısından söylüyorum. Zaman içerisinde etkisini kaybedip herkesin kendi senaryosuna döndüğü dönemler yıl sonuna doğru muhtemelen olabilir. Burada söylediğimiz takvim herhangi bir çizgi çekmek açısından bir takvim değil. Ha, aşağı yukarı hani mevzunun soğuması açısından söylüyorum. Yoksa nasıl ki 2008'in etkileri ya da 2008'in hatırası şu an bile üstünden 12 yıl geçmiş olmasına rağmen unutulmamış ve ilk fırsatta hatırlanıp 2008'de şöyle olmuştu, 2008'de böyle olmuştu deniyorsa bundan sonra da önümüzdeki 5-10 yıl bu unutulmayacak. Böyle bir gerçek var. Bu kadar güçlü etkili. Yani ama 2008 ile bunu karşılaştırdığımızda bu 2008 ile ölçüşemez filan demek hani krizin boyutları açısından söylüyorum. Çok mantıklı bir hareket olmaz. Aksine hatta bence hiç beklenmedik bir anda çok hızlı bir şekilde gelişmiş olması. Hatta ilk anlarda piyasanın bu işi bu şoku gelecek şoku algılayamamış olması etkisi açısından baktığımız zaman bana göre 2008'e göre hem belki çok daha derin olmadığı ama çok daha kalıcı olacak bence. Çünkü 2008'deki olan küresel krizin sebepleri belliydi. Yani Amerika'daki bankaların açığa düşmeleri, mortgage krizinin büyük etkisi, oradaki sistematik yanlışlıkların görünüyor olması. Ya bunun bir finansal yanlış olduğu görüldü. Finansal çarkların içerisinde yanlış hesap kitap yapıldığı görüldü. Ona ama kısa sürede ama uzun sürede ülkesine göre değişen zamanlar içerisinde müdahale edildi. Oradaki çürük çıkartıldı. Ve herkes yoluna devam etti. Şimdi öyle değil. Şimdi durum farklı. Yani bu krizin tümüyle bittiğini anlamak için atıyorum işte aşı olması ya da tedavisinin bulunması elbette bir çözüm ama insanların aklından şunu silmek çok mümkün değil artık. Yani böyle bir olayda çıkabilirmiş ve aşısız, tedavisiz, ilaçsız, biz hazırlıksız dünya toplumu olarak, finansal yapı olarak hazırlıksız yakalanabilirmişiz. Dünyadaki herkes, bütün ülkeler, bunun içerisine Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, bu tür gelişmiş ülkelerde dahil herkesin eve kapandığı, seyahatlerin kısıtlandığı, uçak seferlerinin neredeyse tamamen iptal edildiği, şehirler arasında bile yolculuk ve seyahat yapılamadığı bir hikaye yazılabilirmiş şeklini artık herkes anladı. Bunu biz de bilmiyorduk. Yani açıkçası hani kime sorsak bu şu 3-4 aylık süreci anlatsak bırakın dünyayı sadece Türkiye'de bile yani böyle bir şey olacak, böyle bir hastalık çıkacak ve herkes evine kapanacak. Devlet sokağa çıkmayı bile yasaklayacak. İşte herkes vebalı gibi
sokaklarda, marketlerde, orada burada maskeli dolaşacak. Maskeli dolaşanı yadırgamayacağız, maskesiz dolaşanı yadırgayacağız. Böyle bir ortam oluşacak falan dese kim inanırdı? Ben inanmazdım şahsen. Yani hani ona bir ihtimal vermezdik ama inanmadığımız şeylerin başımıza geldiğini, karşılaştığımızı gördük. Bu finansal piyasaların içerisindeki gerçek değil. Yani sadece finansal piyasalara etkilemiş bir durum da değil. Yani onu biliyoruz. Makro ekonomiyi, mikro ekonomiyi, esnafına kadar herkesi etkiledi. Yani ne iş yapıyorsanız yapın, böyle bir dünyanın içerisinde bulunduğu, böyle bir risk var, böyle bir gerçek varken yaptığınız işin adı ne olursa olsun, yani bir sokakta köşe başında bakkal bile işletiyorsanız böyle bir risk var işte abi. Yani hani bunu gördük artık bundan sonra. Dolayısıyla risk dediğiniz şey artık sadece finansal piyasalara özgü değil, reel piyasalara özgü de bir hareket oluyor. Yani işiniz ne kadar güvenilir, ne kadar sağlam olursa olsun, bir gün bu senaryo böyle gelişmeyebilir, bir başka şekilde gelişebilirdi. O zaman da şu sektörü vurabilirdi gibi bir takım devam eden senaryolar yazmak da mümkün, öyle değil mi? Yani çok güvenli. Ne iş yapıyorsunuz? Bankacı. Çok güvenli abi. 10 liraya alıyorum, 20 liraya satıyorum parayı. %3 de alıyorum, %4 de satıyorum. Herkes kredi istiyor. Kredi isteyenlerin içerisinde güvenilir olanları tercih ediyoruz. Risk analizimiz çok iyi. Bu konuda çok başarılı bir departmanımız var. Bizim üstümüzde riskimiz yok. Öyle olmadığını gördük işte yani mevzu. Siz ne kadar esnaf olarak bile olsa risk analizinizi ne kadar doğru yapmış olursanız olun, risk programınızı ne kadar doğru çıkarmış olursanız olun, iş planınızı, iş gelişmenizi, iş büyütmenizi ne kadar doğru yapmış olursanız olun, sizin dışınızda artık hayatın böyle bir gerçeği olduğunu bütün piyasalar gördü. Dolayısıyla bundan sonra da bunun unutulması çok kolay olmayacaktır. Reel piyasada belki bu biraz daha unutulma açısından, psikolojik etkisi açısından söylüyorum. Reel piyasada belki bunun etkileri çok daha hızlı, çok daha kısa sürede piyasanın üstünden atılabiliyor olsa bile finansal piyasalarda o kadar hızlı atılmayacaktır bu endişeler. Bu endişeler hissedilecektir. Hissedilmeye çok ciddi bir süre daha devam edilecektir. Evet, etkileri azalarak devam edecektir. Ama her aksilikte, her büyük şeyde bu travma akıldan çıkmayacaktır. Acaba ona mı dönüyoruz? Yani işte atıyorum, şimdi korona Çin'de çıktı ama 6 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra Hindistan'da böyle bir virüsle karşılaşılsa ya da buna yakın bir salgın hastalık görüntüsü veren bir durumla karşılaşılsa emin olun herkes bugünleri hatırlayacaktır. 2 ay sonra bu hastalık bütün dünyayı acaba tekrar tehdit eder mi? Bütün dünyayı etkisi altına alır mı? İşte şöyle olur mu, böyle olur mu? Hatta böyle olacak, tekrar o günlere döneceğiz falan gibi senaryoların tekrar yazıldığını mutlaka göreceğiz. O manada artık lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Artık finansal piyasaların içerisinde olan herkes artık şunu bilmeli, en güvenilir dediğiniz enstrüman hangisi ise onda dahi işte görünemeyen, hesap edemediğimiz küçük, belki küçük, belki büyük ama mutlaka bir risk var. Bunu bilerek hareket edeceğiz bundan sonra. Onun için yapılacak işlemlerin mutlaka çok mantıklı, çok sağduyulu ve 3 kere 5 kere bir kere değil, 3 kere 5 kere daha hesaplanıp, düşünüp, belki kısmen kar marjından taviz verilerek daha derli toplu, daha mantıklı, daha matematiksel, daha akla yatkın işlem açılması gerçeğini unutmamak lazım. Bundan 6 ay önceye göre iş daha zor hale geldi. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani bundan 6 ay önce ne olacak abi? İşte şu en yüksek çıkabileceği seviye, şu en düşük. Belki de doğru tahminler yaparak, yani bu rakamlar değişik enstrümanları da verilse bile şurayı geçemez, buranın altına düşemez diyeceğimiz
birçok şeyin nasıl ihlal edildiğini. Bu sadece petrol için geçerli değil ki. Yani hani katılan bizim grupta da üyeliği bulunan, Facebook grubunda üyeliği bulunan arkadaşlar hatırlayacaktır. Yani bunu çok ben de dahil çok defa konuştuk. Hani sterlin dolar zaten daha önceden 1.20'nin altına inemez, inmesi çok büyük sürpriz olur demiştik. İnememişti o dönemlerde de 1.20'nin altına. Tahmin edilen finansal gerçeklerle, tahmin edilebilir daha doğrusu, finansal gerçeklerle bu yorum yapmıştık. Ve inememişti. Yani çok küçük ihlaller dışında inememişti. Devam eden süreçte artık bu dip 1.20 değil 1.22.50, hatta belki 1.25'e taşındı. Bunun altı artık daha zor demeye başladığımız bir dönemde bir anda 1.14.50'yi gördük sterlin dolar içerisinde, sterlin dolar ekranında. Yani işte bunun gibi başka örnekler, belki bizim şimdi gündemde tutmadığımız, ilgilenmediğimiz pariteler içerisinde de bu tür hareketler olmuştu. Ha, şeyi hatırlıyorum mesela, Japon yenini hatırlıyorum. Çok ekstrem bir durumda gördüğü bir seviyelerini o dönemde tekrar test etti. Yani şu hareket Japon yeni için çok makul ve mantıklı bir hareket değil. Ne finansal açıdan ne ekonomik açıdan bunun bir izahı yok. Yani Japon yeni bundan ne kadar süre önceydi bakalım. 2-3 sene önce diye hatırlıyorum ben. Ulan bakalım, evet. 4 sene almış, evet. 2016'da 100 seviyelerinde neredeyse bir seneye yakın oyalandığı dönem 4 sene önceymiş, 2016 yıllarında. Burada bir takım şeyler vardı ama, yani bir takım finansal gerçekler vardı, ekonomik gerçekler vardı. 4 sene öncesinin gerçeklerini anlatmaya gerek yok o dönemlerde. Ama hani korona salgınını hikayenin içine dahil etmediğiniz zaman, işte şu birkaç ay önceki 100 seviyelerini, 101 seviyesini görmüş olması çok akla yatkın şeyler değil. Yani bunlar çok doğru, çok mantıklı, makul seviyeler değil açıkçası. Burada da 105 çok önemli bir destekti. Hiç dinlemedi bile. Yani gap'le aşağı açarak o haftayı 101'i görmüş olması şey değil. Orada önemli olan 100 seviyesi, 100'ün gücüydü o, 101'den dönmesi. 101'in bir özelliği yok yani yoksa. Burayı test etti. Daha sonrasında birkaç hafta içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde tekrar eski seviyelerine geldi, eyvallah. Ama o dönemde şu seviyeleri görmüş olmasının tek bir açıklaması vardı. Yani ve hiç hesaba kitaba katılabilen açıklama değildi. Bu olası risklerin içerisinde böyle bir risk yoktu kimsenin planı içerisinde. Yani işte örnek olsun diye söylüyorum, işte bu seviyeler 110'lu seviyelerin üstünde alıp da ben 105 desteğini arkama aldım diyen insanlar çok sıkıntılı süreçlere girdiler burada. Ve buradan mı döner, şuradan mı döner diye diye oldu. Yani hatırlarsanız ilk dönemlerde, koronavirüs hikayesinin ilk dönemlerinde, ilk 2 haftaydı galiba. Bu Çin'den gelen haber, hani Çin sakladı makladı hikayesinin dışında söylüyorum. Bütün dünya bundan haberdar olduğunda, Çin'deki gelişmeler başladığında, hatta bulaşıcılığının ne kadar etkili olduğu konuşulduğu süreçte bile borsalar yükseliyordu. Yani 2 hafta borsalar bunu yok kabul etti. Bu süreci yok kabul etti. 2 haftanın sonunda jeton düştü. Ta ki Avrupa'ya ve Amerika'ya sıçrayana kadar piyasalar bunu çok ciddiye almadı. Ondan sonra da tabii şey, dünyanın sonu gelmiş muamelesi yapıldı neredeyse. Benim şahsi fikrim, hep söylüyorum, olay olduğundan fazla abartıldı. Abartıldı derken, yani hayatın gerçeklerinden uzak değerlendirildiğini düşünüyorum daha doğrusu. Tedbir almak elbette önemli ama insan dediğimiz varlığın yaşaması için çalışması ve üretmesi gerektiği sanki unutuldu. Benim bilim adamlarına saygısızlık etmek gibi bir niyetim yok ama yani doktor olmanın başka bir şey, toplum bilimci olmanın başka bir şey ve ekonomist olmanın başka bir şey olduğunu o zamanlarda da söyledik.
Yani dört tane doktor eve kapanın. Biz bu işi beceremiyoruz çünkü. İlacımız da yok elimizde. Yani doktorlar varsa aramızda olmasın. Benim mesleğe yönelik bir şey değil. Eleştiri o değil. Yani ben genel olarak mantığın doğru işlemediğini anlatmaya çalışıyorum. Yani tıp elinin erişemediği, çözüm bulamadığı şeye çözüm olarak herkesin eve kapanmasını önerdi. Ama bu mevzunun böyle olmayacağı çok belliydi. Yani şimdi azaldı da mı sokağa çıktılar? Hayır, ben size söyleyeyim. Bu insanları evde zapt edemezdiniz ki. Psikolojik olarak da zapt edemezdiniz. Ekonomik olarak da zapt edemezdiniz. İlk günkü hızıyla da devam etse artık insanlar sokağa çıkmaya başlayacaktı. Artık çalışmak, para kazanmak şart hale gelmişti. Yani herkes için olmayabilir ama hiç önem yani hiç ihmal edilmeyecek kadar çok ciddi oranda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde günübirlik kazançla geçinen insanlar var. Yani hayatın böyle bir de gerçeği var. Ama yok hayat mı önemli, para mı önemli şekline getirmek doğru değildi bunu. Yani hayat mı önemli, para mı önemli dediğiniz adamın geçinmesi için para kazanması lazım. Yaşaması için, hayatta kalması için para kazanması lazım. Ne banka hesabı olmayan insanlar var hala dünyada da Türkiye'de de. Geçenlerde neredeydi? İşte bir belgesel programda seyrediyordum. Hatırlamıyorum ülkenin adını. Hatırlarsam söyleyeyim. Ülkenin %70'i hayatında hiç bankada hesap açtırmamış. Yani bu, ve bu bahsettiğim ülke böyle işte şeyde Afrika'da balta girmemiş ormanlarda bir ülke değil. Yani Vietnam tarafı herhalde Vietnam'dı belki de. Yani şimdi o tarafta uzak doğuda bir ülke. Yani hani böyle bir toplumsal böyle bir dünya gerçeğimiz var. İşte 50 milyon kişinin içinde hala 35 milyonu hiçbir zaman tarihinde hiçbir zaman bankayla çalışmamış. Bankada hesabı olmamış adam. Yani hani şimdi buradan yola çıkarak bu adamın 10 milyon doları olmadığını anlayabiliriz değil mi? Yani bankada hiç hesabı yoksa adamın demek ki çok ciddi miktarda bir birikimi de yoktur. En azından bu kitlenin büyük kesiminin böyledir. Yani banka olduğunu bilmiyor değil ki adam. Bankada işi yok yani. Hani bankada işi olacak kadar yatırımı olmamış hiçbir zaman. Belki işin resmi kısmı da ona ne bileyim maaşını almak için bankada bir hesap aç kardeşim dememiş insanlar. Ya da öyle bir sistem yok yani orada. Bilmiyorum ama ben işin yatırım ve birikim kısmına bakıyorum. Demek ki adam ya bu parayı benim cebimden, evimden, oradan, buradan çalarlar. Ben götüreyim bankaya yatırayım diyecek bir şeyi birikim olmamış demek ki bu adamlar. Yani dünyada bu azımsanmayacak kadar ciddi miktarda, ciddi oranlar içeriyor. Yani böyle bir durumda da yapacak bir şey yok. Para mı önemli, sağlık mı önemli demek son derece lüks bir tehdit olur. Yani adam hayatta kalmak için o parayı kazanmak zorunda. Arkadaş bunu sen anlamıyor olabilirsin ama böyle bir durum var. Yani dünyanın gerçeği böyle dönüyor. Herkesin kendi şartları içerisinde dönmüyor. Bu şekilde buraya geldik. Diyeceğim lafı getirmek istediğim şey oydu. Bunun buraya geleceği belliydi zaten. Yani şimdi peki bir başka soru soralım. Yani ne oldu? Bundan 4 ay öncesine, 3 ay öncesine kadar o eve kapandığımız dönemlerde sadece bizim değil, bütün dünyanın eve kapandığı dönemlerden ne değişti? İlaç mı bulundu? Hayır. Aşısı mı bulundu? Hayır. Tedavisi mi bulundu? Hayır. Peki rakamlara bakın. Türkiye'de hani sadece Türkiye için, Türkiye özelinde anlatıyoruz belki ama bütün dünya için geçerli. Amerika için de pekala bu geçerli. Türkiye'de ne kadar hasta insan var? Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Ne kadar hasta insan var? Hadi bilinen şu kadar, bilinmeyenle beraber varsayalım ki 5 milyon. Ya öyle bir rakam yok karşımızda istatistiksel olarak ama varsayalım ki öyle 5 milyon. Geri kalan 75 milyona bulaşmadı abi. Niye bulaşmıyor şimdi? Yani şimdi niye bulaşmıyor? O günlerde 400-500 bin tane hasta görülürken, salgın çok hızlı yayılırken şimdi niye yayılmıyor? Şimdi niye 80'lerde, 70'lerde, 20'lerde, 10'lardayız? Niye yayılmıyor? Yani demek ki bir takım şeyler yanlış yapılmış. Yani hani bir takım hesaplar, kitaplar yanlış yapılmış değil mi? Yani sadece bu para mı önemli, sağlık mı önemli meselesinin dışında da bu iş benim işim abi. Ben buna el atıyorum ve herkes evine kapansın diyen adam da bir şeyi yanlış hesaplamış.
Onun mantığıyla devam ettiğimiz zaman şimdi herkesin virüsten kırılıyor olması lazım. Sokağa çıkıyoruz, problem yok. Kafeteryalar açıldı, problem yok. Sadece bizde değil, bütün dünyada böyle. 75 milyon da hala hastalanmamış insan var. Potansiyel mis gibi bekliyor. Gelsinler bulaştırsınlar diye. Niye bulaşmıyor? Çünkü bulaştı zaten bu insanlara. Yani aksi düşünülemez ki. Hani birçok ayağa yere basan, yorum yapan tıp otoriteleri bunları söylediler zamanında ama hesabı yapan kişiler yanlış yaptı. Yani şöyle yanlış yaptı. Yani farkına varmadan atlatmak diye bir şey var. Abi bundan başka bir izahata olamaz ya. Yani. Farkına varmadan atlatmışız çoğu. Ya yani ben atlatmadıysam en azından toplumun %50'si, %60'ı, %70'i atlatmış ki artık hastalık kendine yeni bulaş sağlayamıyor. Yani bu konuda zorluk çekiyor. Onun için düne kadar 1000-1500 seviyelerinde olan, 2000 seviyelerinde olan, 5000 seviyelerinde olan günlük vaka sayısı bugün buralara düştü. Neyse mevzuyu dağıtmayalım. İşin özü şu, buraya getirmeye çalışıyorum. Hani yani olması tedbir almak başka bir şey, işi abartmak başka bir şey. Aslında çok sevdiğim bir yönetici değildir ama en azından bu konuda hak veriyorum. Bu sefer yani gerçi o başka hesaplarla söyledi ama Trump bu konuda Dünya Sağlık Örgütü konusunda fikirlerini paylaşıyorum. Dünya Sağlık Örgütü sadece o değil, bütün dünyadaki neredeyse bütün liderler bu konuda sınıfta kalmıştır bana göre. Yani çok ciddi bir basiretsizlik örneği verilmiştir. Beceremediler. Yani kriz idare edilemedi. Piyasalarda bu şekle döndü. Yani kimin umurunda? Benim umurumda mesela. Yani yatırımcı dediğiniz şey yarın öbür gün size lazım. Bu yatırımcı dediğiniz insan bensem, beni de bu toplumun içerisinde bir birey olduğumu unutmamanız lazım. Benim de haklarımı, benim de çıkarlarımı korumuş olmanız lazımdı. Hani liderler açısından söylüyorum. Onu beceremediniz yani dünyadaki liderler açısından söylüyorum. Özel bir yorum yapmak gibi bir niyetim yok burada. Sadece Türkiye ile ilişkin değil bu söylediklerim. Dünya genelinde zaten öyle bir panik oldu. Zaten hani bu şey meselesi gibi. Komşunun çocuğunun elinden atariyi alamıyorsanız kendi çocuğunuzun elinizden de atarısını alamazsınız. Yani bütün toplum bana yönelmişse siz hayır ben çok özel bir çocuk yetiştireceğim diyemezsiniz. Bütün dünya bu hareketi yapıyorsa siz de bunu yapmak zorundasınız. Yani o manada çok yerel olarak düşünmek çok doğrudur. Yani bütün ülkeler sınırını kapatmışken siz kimi uçak seferi yapacaksınız? Yani yapamazsınız ki bunu. Dolayısıyla kriz yanlış yönetildi, abartıldı. Ha, bu belki bizim bu söylediğimizde bitmiş grafiği sonradan yorumlamak gibi şimdi olaylar olduktan sonra bittikten sonra söylüyoruz bunları ama fark etmez. Yani fark etmez çünkü benim yöneticilik gibi ülke yönetmek gibi bir iddiam yok. Yani öyle bir işe de soyunmuş değilim. Bu işe soyunan adam bunu düşünmesi lazımdı. Ben belki de onun için soyunmadım. Yani böyle bir şey olursa belki bundan 10 yıl önce ileride korona diye bir şey olursa bunun gideceği yeri hesaplayamam. Onun için ben ülke lideri olmamalıyım diye düşünüp yola çıkmamış olabilirim, değil mi? O tercihimi kullanmış olabilirim. Ama ben ülke lideri olmaya çıkıyorum diye bütün liderler için konuşuyorum. Ülke yani şimdi özellikle İngiltere'nin mesela hani bir kapatalım mı, bir açalım mı, bir sürü şeyi yapalım mı falan sürü bağışıklık sistemine mi geçelim bilmem ne falan derken hani en nihayetinde iş şeye geldi. Bırakalım abi olay akışıyla devam etsin şekline geldi ve öyle sonuçlandı mevzu. Yani birçok ülkede de böyle oldu. Neyse biz konumuza dönelim. Meselemiz siyasi yönetimi eleştirmek ya da o konuda fikir beyan etmek değil. Ama bunu söylemek durumunda kalıyoruz. İşte en nihayetinde gele bugünlere geldik ve bugünlerde olay doğru ya da yanlış, abartılı ya da değil. Biz kendi sektörümüz açısından, finans sektörü açısından baktığımız zaman ben şunu biliyorum ki bu tür olaylarda özellikle kötü olaylarda iyi olaylar biraz daha hızlı unutulabilir finans piyasasında. Ama kötü olaylar mutlaka hani hep akılda işte 1800'lü büyük buhranlar bilmem neler falan filan onları bile hesaba kattığınızda hiçbirisi unutulmaz. Krizlerin hiçbirisi unutulmaz. Üstünden 100 yılda geçse o günün görmemiş de olsanız, o günü yaşamamış da olsanız
O günün etkileri, o günün açtığı, verdiği izler bu piyasanın içinde olanlar için her an hatırlanmaya müsait şeylerdir. Kaldı ki şu anda bunun izleri çok daha taze. Bu piyasanın içinde olan herkes bunu gördü, bunu yaşadı ve ne tür enstrümanların ne tür abuk subuk hareketler yaptığını bizzat şahit oldu. Bunun da öyle 3 günde, 5 günde, 15 günde, 1 ayda geçmesini beklemek dolayısıyla çok mantıklı bir yorum olmaz bence. Çok mantıklı bir beklenti olmaz. Hani ilk finansal etkilerinin kalıcı olarak geçtiğini görmek bile bence belki 6 ay, 1 sene olur. Neticede onun için söylüyoruz. Yani en azından yıl sonuna kadar bu hareketlerin, bu tedirgin hareketlerin her an satmaya ve düşmeye müsait piyasanın etkisini ben en azından ortalama yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Burada gelelim kendi ülkemizin parasına. Şimdi hikayeyi aslında genel olarak biliyoruz. Hikayenin içerisinde şimdi özellikle şu son dönemlerde şu düşüşten sonra ki yükseliş evet ağır aksak da olsa yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek zaten. Böyle belirli düşüşler olsa da ana yön zaten yukarıya olduğunu biliyoruz. Sebebi çok basit. Bu fikir yürütmek değil. Finansal gerçekler açısından söylüyoruz. Bir enflasyon taşıyorsunuz ve bu enflasyonun karşılığında kurun değer kaybetmesi lazım. Yani kur değerlenecek daha doğrusu. Dolar değerlenecek, euro değerlenecek. Bundan daha normal bir şey olamaz. Ama şu özellikle son dönemlerde şu süreç içerisinde mesela ben geçen webinarda söylediğimi hatırlıyorum. Bu son düşüşün, şu düşüşün sebebi bence çok geçerli ve tutarlı değil demiştim. Şu düşüşü ve şu ana düşüşü bir takım matematiksel gerçeklere dayandığını söylesek de hani yani zaten çıkacak bu mevzusun dışında bir şey söylüyorum. Anlık olarak bu düşüşün ve bu düşüşün bir gerekçesi var ama şuradaki düşüşün çok sağlıklı bir gerekçesi yok. Ve bu bir şekilde toparlanacak hani trade edilemez hale gelmiş olması bile bunu etkilemez. Çünkü iş borç ödemelerimiz var, kredi ödemelerimiz var, özel sektörün ödemeleri var, kamunun ödemeleri var ve döviz cinsinden ödemeleri var. Rezervler de buna cevap veremiyorsa, yeterli derecede ihtiyacı karşılayamıyorsa bunun karşısında döviz kuru değerlenmesi çok normal. Öyle de olacak zaten. Ama bu bütün bunların dışında en temel faktör tabii ki enflasyon. Yani hala işte en son veriler ya ben o bile bana inandırıcı gelmiyor da işte %11 civarında bir enflasyon çıktı ama o bile iyimser hesaplanmış falan hangisinden hesaplasak daha doğru olur şeklinde seçilmiş enstrüman. Yani 10 senedir böyle hesaplanıyor kardeşim sen de çamur atmaya yer mi? Hayır maksadım çamur atmak değil ama hayatın içerisindeki şeylerden daha ağırlıklı hesaplanması daha mantıklı değil mi? Yani şimdi adam işte Türkiye'deki asgari ücreti düşündüğünüzde çalışanın çok büyük bir kesiminin bu ücret mukabilinde çalıştığını düşündüğünüzde adam evine domates, biber, ekmek, peynir, zeytinden başka bir şey alamıyorsa enflasyon kaleminin içindeki ping pong topunun onunla ne alakası var? Yani tenis topunun onunla ne alakası var? Araba yedek parçasının onunla ne alakası var? Hani araba yedek parçası bile o kadar yakınlaştırılmış bir örnek ki onunla alakası yok ama şununla alakası var. Evet elbette öyle ama ya çok alakasız artık bu toplumun çok dışında yani birçok insanın hayatında neredeyse yani bırakın bir yılda 2 yılda hayatında bile alıp vermediği, ticaretini yapmadığı, ihtiyaç duymadığı, ihtiyaç duyan ve alıp veren kitlenin çok az oransal olarak çok az olduğu bir kalemi enflasyon sepetinin içine koyarsanız kimseyi inandıramazsınız tabii mevzuya. Ona rağmen %11, %11,5 yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir enflasyon çıktı. O enflasyonun karşılığını biz göreceğiz. İlla bugünden yarına görmemiz gerekmiyor. Göreceğiz, görüyoruz da zaten. Ama burada özellikle şöyle bir durum var bakın. Mesela borsaları da açtığınız zaman işte aynı
Zaman grafiğine göre açalım. Grafikleri karşılaştırmak açısından. Şimdi bunu az daha 4 saatlik grafiği. Bu dolar TL'nin 4 saatlik grafiği. Yani şimdi eğer risk algısını Nasdaq tarafından bakıyoruz. Nasdaq özel ve çok yükseliyor diye değil. Dow Jones açısından da inceleyebiliriz. İşte bu da Dow Jones'un grafiği. Şimdi buradaki grafiğin yükseliyor olması, değil mi? Öyle algılamak gerekmez mi? Risk algısını, risk iştahını diyelim daha doğrusu. Risk piyasadaki, dünya piyasalarındaki risk iştahının yükseldiğini gösterir. Yani piyasadaki risk iştahı yükselmeden herhangi bir borsanın yükselmesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Elbette olamaz. Dolayısıyla özellikle bu tür büyük borsaları, bizim borsamıza ait tutarak söylüyorum. Özellikle bu tür büyük borsaların yükselmesi tamamen global piyasadaki risk iştahıyla doğru orantılıdır. Şimdi 4 saatlik grafik. Bu da dolar TL'nin 4 saatlik grafiği. Peki şimdi seri bir halde uzun bir zamandır, yani 1-1,5 aydır nefessiz yükselen bir borsa grafiği varken dolar TL'de de 3 aşağı 5 yukarı aynı grafiği görmemiz gerekmez miydi? Risk iştahı açısından. Niye? İşte emsallerini açalım. Güney Afrika randı. İşte ona çok yakın bir grafik değil mi? Şekilsel olarak. Hani eğim açısından. Yani bu da devamlı düşüyor. Değer kazanıyor. Peki niye dolar TL'de öyle değil? Yani şuraya kadar gelen düşüş risk iştahıyla ilgili değildi zaten. Buradaki hikayeyi biliyoruz. O gün işte üç bankanın TL işlem açısından yasaklanması swap hikayesinden dolayı. Ondan sonra da bir belli bir yataya bağlama. Yani şuradaki anormalliği anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Yani burada 50 kuruşluk hareket etmeseydi de 10 kuruşluk hareket etseydi ama eğim ve görüntü aynı olsaydı. Yani öyle olması gerekmez miydi? Yani şimdi bunun cevabı şu değil. Biraz önce söylediğin şeye çelişiyorsun diyemez bana kimse. Niye? İşte hem enflasyon var hem bunu göreceğiz hem de TL'nin değer kazanmasını bekliyorsun. Yani evet enflasyon var. Evet TL'nin değer kaybetmesi enflasyon kadar değer kaybetmesi çok normal. Ama bu tür dönemlerde dalgalanma diye bir şey vardır. Neden pozitif dalgalanmayı herkes görürken, herkes onu yaşarken neden biz yaşayamıyoruz? İşte sebepleri bu sefer dönüyoruz iç dinamiklere bağlı. Hani şu hareketin tekrar gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi tekrar hareketin belki de etkilenmeseydi yukarı yönlü hareket olmayacaktı da kısmen ufak da olsa aşağı yönlü olacaktı. Hatırlarsınız 3 tane milletvekilinin şeylerinin iptal edilmesi. Olmalıydı, olmamalıydı meselesini söylemiyorum ben. Yani paranız içeride dönen iş dinamiklerle çok yakından çok yakın alakayla doğru orantılı olarak fiyatlanır. 2 sene önceki fiyatlamayı hatırlıyorum. Dolar TL 2,5 civarındaydı ya da 2,70 civarındaydı. Şimdi yanlış hatırlıyor olmayayım seviyeleri ama 3'ün altındayken işte 3-4 sene oldu demek ki. Tarih çok hızlı geçtiği için işte birkaç sene önce deyip geçiştiriveriyoruz belki ama 2,70'ler civarındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 2,50-2,70 civarında. O dönemlerde de bir takım tutuklamalar gelmişti hatırlarsanız. Bir anda çok uzun bir süre geçmeden 3,40 civarına falan bir atak yapmıştı dolar TL. Aynı şeyin küçük bir örneğini burada izledik. O kadar etkili olmadı. Neticede fiyatlanıyorsunuz. İş dinamiklerinize göre fiyatlanıyorsunuz. Ama ana grafik, büyük grafiğe baktığınızda burada karşınıza çıkan eğim sizin enflasyon eğiminiz. Yani işte 4 saatlik, saatlik, günlük grafiklerde biraz daha iş dinamiklere göre hareket etmesi normal. Ama gelişen ülke paraları açısından baktığımızda bizim gibi egzotik grubundan nitelendirilen ülkeler açısından baktığınızda şu eğim minimum, bakın burada böyle gelmiş zaten, minimum enflasyonunuz kadar olur. Maksimumu ne olur? Maksimumu sizin iş dinamiklerinize kalmış. Maksimumu sizin içerideki hikayenize kalmış. İçerideki siyasi dengelerinize kalmış. Dışarıyla ilgili ilişkilerinize kalmış. En nihayetinde ikinci faktör de budur. Burada o faktör arada açılmış mesela.
Ya işte 2018 yılındaki hareketten bahsediyoruz. Bu eğim bozulmuş, bir üst seviyeye taşınmış. Eğimin açısı tekrar 3 aşağı 5 yukarı aynı açıya otursa da bir üst basamağa çıkarak devam etti. Orada neler olduğunu, neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmaya gerek yok. Eğimin açısı, burada söylemek istediğim şey şu. Eğimin açısı bir miktar değişmiş gibi görünse de çok ciddi bir fark yok. Belki zaman içerisinde 3 aşağı 5 yukarı aynı açıya denk gelecek ama burada bir basamak atladığımızı da görmek lazım. Dolayısıyla bu trend buraya kadar şu aşağıdaki sarı çizgi takip edilerek gelse de daha önce hani bu çizginin kırılmasını beklemiyoruz dediğimiz çizginin sebebi o. Atladığı basamaktan dolayı bundan sonra artık şu dipteki turuncu çizgi, kahverengi çizgi, hatta belki de şu kırmızı çizgi, bu sarı çizginin yerini alacak. Onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bu açıdan çok şanslı ülkelerden birisi değiliz maalesef. İç içerideki hikaye ve içerideki şeyler çok durulmuyor, çok şey olmuyor. Bir türlü sakinleşmiyor. Biz yeni yeni şeyler bulmayı çok seviyoruz millet olarak. Yeni yeni etkenler, yeni yeni faktörler ve genelde de bu faktörler olumsuz oluyor. Hani birisi de çıkıp abicim arka bahçede petrol bulduk dediğinde duymadık. Bir gün nasip olacak mı o bilmiyoruz ama yani ha hoş bu fiyatlarda petrol bulsanız ne olacak? Bir işe yaramaz da. Yani en azından Tikmi'deki fiyatla bulmayın. Yani Brent miren olursa o biraz daha iyi. Neyse mesele bu. Yani Türkiye'deki döviz fiyatlaması şu anda çok parlak bir şekilde gitmiyor. Aşağı yönlü hareketini 7-20 civarını görüp de aşağıda tekrar 6-66-70'leri görmüş olması bu iyimserliğin devam edeceği sinyalini getirmiyor maalesef. Zaten burada yataya bağladı. Bundan sonra bu hareketin genel itibariyle en azından enflasyon kadar üstüne koyarak gittiğini görüyor olmamız lazım. Başka agresif hareketler yapar mı yapmaz mı? O şunu inkar etmemek lazım. Şey açısından yani ülkenin makro ekonomisi başka bir şey. Kur hareketi başka bir şeydir. Aslında evet bunlar uzun vadede birbirine ciddi manada göbekten bağlıdır. Ama kur hareketi biraz daha anlık olaylara dayalı hareketler yapabiliyor. Ondan sonra da makro ekonomiyi etkiliyor. Buna bir itirazım yok. Ama kur biraz daha hassas, biraz daha ürkek kuş gibi hareket ediyor. Şimdi olay bizde biraz tersinden işledi. Kurun hareketini durdurmak için bir takım tedbirler alındı. Ama bu tedbirler aslında makro ekonomiyi çok uzun vadede ciddi olumsuz etkileyecek. Neden bahsediyoruz? Yurt dışı ile olan swap ilişkimizden bahsediyoruz. Yani yerli bankalara yurt dışına sağlanacak swap kaynağı olarak öz varlığının binde beşi yani yüzde yarım oranına daha önce bu %50'ydi sonra %10'a düşürüldü falan çok ciddi oranlardı. Yani %50 kime istersen ona para ver kardeşim demektir zaten. Öz varlığınızın yarısı kadar para veriyorsanız değerli bankaya. Yani bu konuda bir sınırlamamız yok demektir neredeyse. Laf olsun diye bir sınırlama koyduk demektir. Ama bu %50'lik oranı hadi belki %10'a düşürmek neyse de en nihayetinde günün sonunda topladığınızda binde beşe çekiyorsanız da bu da artık para verme demektir. Yani işin Türkçesi bu. Böyle olunca kur dizginlendi mi? Bunu inkar etmiyoruz. Evet dizginlendi. Bu işlerde faydası oldu mu? Evet görüyoruz ki faydası var. Ama bu çok ciddi şekilde makro ekonomimize zarar verecek. Bundan kaçınılmaz. Yani çünkü sizin paranız piyasada rağbet gördüğü müddetçe ekonominiz atağa geçebilir. Amerika niye Amerika? Yani çünkü işte Hindistan'ından Bolivya'sına, düşman olan ülkesine kadar, Rusya'sına kadar, Çin'ine kadar. Bugün hani bıraksalar birbirini boğazlayacak bir başka ülkeyi Amerika açısından Venezuela'yı bile atıyorum yani mesela hani en şiddetli düşmanı oysa Venezuela'nın da gitseniz Merkez Bankası'nın kasasında Amerikan doları var. Yani öyle diye tahmin ediyorum. Orayı görmüş değilim tabii de.
Hani demek istediğim şey o. Birisi en uç örnek. Şimdi paranız ne kadar rağbet görüyorsa o kadar avantajlısınız. O kadar zenginsiniz demektir. Yani Amerika dünyaya ihracat yapmasıyla mı zengin oldu? Hayır, öyle değil. Yani bunlar birbirini tetikleyen şeyler, birbirini doğrudan etkileyen şeyler ama piyasaya para satmasıyla zengin oldu Amerika. Hani niye? Çünkü 5 santlik parayı üstüne 100 dolar diye yazıyorsunuz, veriyorsunuz. Bunun etkisi sende işte 3.500 lira, Türkiye için konuşuyoruz, yuvarlak hesap. 3.500 liralık bana şuradan bir şey ver diyor adam size. 100 dolar 3.500 lira etmiyor tabii. Böyle hesap yaparsanız yanılırsınız. 700 lira yuvarlak hesap. 7 liradan desek. 700 liralık bir şey ver abicim diyorsunuz. Adam da çıkartıyor size veriyor. Niye? Üstünde işte maliyeti 5 sen ya da işte 50 kuruş Türk parasıyla 50 kuruş bile olmayan bir kağıt parçasına itibar ediyor adam. Şimdi bunu bütün dünyaya yaymışsanız işte Çin'in rezervinde şu kadar, Rusya'nın rezervinde bu kadar paralar varsa onlara o kadar kağıt satmışsınız demektir. Karşılığında bununla elbette bir şey aldınız. Yani belki bir miktar siz de onların kağıdını aldınız yani para olarak. Ama ciddi oranda da bir emtia aldınız. Atıyorum petrol aldınız, sanayi malı aldınız, bilgisayar aldınız, onu aldınız, bunu aldınız. Ne aldıysanız aldınız ve bu da sizin refahınızı yükseltti. Sanayinizin gelişmesine faydalı oldu. İşte modern hayatınızın gelişmesine faydalı oldu. İnsanlara daha çok para verebildiniz, daha çok maaş verebildiniz, daha çok insana iş verebildiniz. Ondan sonra da makroekonomik dengeniz yoluna girdi. O size daha da güç verdi falan. Yani hani böyle birbirini tetikleyerek devam eden bir ilişki. Ama işin özünde paranız ne kadar tercih ediliyorsa hadi ondan vazgeçtik ama en azından işlem gören bir para olmalı. Yani tamam insanlar bizim paramızı alıp da bu da bizim rezervimizdi Hindistan'ın TL'yi alıp Merkez Bankası'nın kasasına atmasını beklemiyoruz ama paranın piyasada dolaşması bile bir nevi rezerv etkisi yaratır. Öyle değil mi? Yani dünya piyasasında atıyorum bugün 50 trilyon TL dolaşıyor olsa bu sizin Merkez Bankanızdan çıkmıştır. Aktif bir para bile olsa kimse alıp rezervine koymasa bile o onu alıp verirken 2 gün onun cebinde kalsa o öbürüne verirken 3 gün onun cebinde kalsa neticede piyasaya siz bedava borçlandınız demektir. Yani evet o para sizin borcunuz ama kimse bunun karşılığında sizden şimdilik bir şey istemiyor. Ta ki ekonominiz ciddi manada bozulana kadar. Şimdi niye öyle olmuyor? Demek ki o ta ki zamanına gelmişiz yani. Hani niye sizin paranız ticarette dönmüyor? Niye sizin paranız alışverişte kullanılmıyor? Niye sizin paranız 50 trilyon TL karşılığı piyasada dolaşmıyor? İşte oradayız demek ki yani. Hani artık yani dolar varken, euro varken ne yapayım ben bu parayı aldım moduna geçtiyse piyasa. Bundan sonra hatta siz de bunu tetikleyerek işi bu şekilde dönüştürmeye başlamışsanız ciddi bir miktar tabii finansal olarak, ekonomik olarak sıkıntılar yaşamanız çok normaldir. Sorusu olan arkadaşlar, en başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşlar yazabilir. Bir saat civarında oldu. Son bir petrole de göz atıp ondan sonra sorulara bakalım olursa. Arada gelen soruları ben parça parça konunun içerisinde cevaplamış oldum ama ilave sorusu olan varsa da yazabilir arkadaşlar. Şimdi petrole bakalım. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı hani çok uzun uzun uzadıya eskiden beri konuştuk konuşuyoruz petrolü. İki tane mevzu var burada. Ana mevzu var diyelim. Biraz zamanımız kısıtlı kaldı ama hızlıca anlatmaya çalışayım. İki ana mevzudan, iki önemli mevzudan petrol için. Birincisi petrolün reel fiyatı yükselecek mi, yükselmeyecek mi? Niye reel dedik? İkincisi bizdeki fiyat hala 14,5 civarında. Yani işte aynı piyasanın içerisinde spot fiyat diye onun da adı spot fiyat olan bir başka firmanın ciddi firmalardan bahsediyoruz tabii. Abuk subuk firmalardan bahsetmiyoruz. Onlar konumuzun içerisinde değil. İşte orada 35'ler 40'lar görülmüşken biz buradayız. Bu ikisi birincisi petrolün ana fiyatı yani hem o firmalarda hem bizde yükselecek mi?
İkincisi bizim fiyatımız ne zaman onlara yakınsayacak? Ne zaman onlarla eşleşmiş fiyat içine gireceğiz? Şimdi mevzunun özü şu arkadaşlar. Swaplar açısından fiyat farkının niye oluştuğunu defalarca konuştuk. Onun üstünden o uzun da bir mevzu. Onun için tekrar tekrar konuşmuyoruz o mevzuyu. Swap meselesi yüzünden oluşmuş fiyat farkının kapanması için iki tane önemli faktör var. Bu birinci konu bu olsun. Yani biz ne zaman onlara yaklaşacağız? İki önemli faktör var. Birincisi zaman. Herkesin bir aylık, iki aylık kontratla hareket ettiğinde, eğer siz yıl sonu kontratıyla ve aradaki mesafe 6 ay, 7 ay, 8 ay ise, swaplarda açılmışsa bu şekilde fiyat sağlayıcı açısından söylüyorum, böyle bir açığa düşersiniz. Yani kimsenin beklediği bir şey değildi. Bu fiyat sağlayıcının da bence beklediği bir şey değildi. Bizim hiç beklediğimiz bir şey değildi. Bunları kendileri de itiraf ediyorlar. Demek ki bu sistem doğru bir sistem değilmiş. Şimdi işleme açılmamasının sebebi de o. Önünüzde 35-40 dolarlık bir emsal fiyat varken 14,5 dolarda işleme açarsanız biz bunların bir kısmı tamam benim yorumum değil, bir kısmı onların söyledikleri şeyler. Ben kendi yorumumu katarak da söylüyorum buna. Şimdi buradan fiyatı açarsanız, işleme açarsanız, niye? Mesela Brent açıldı tipinde, WTI açılmadı. Neden? Çünkü Brent zaten geleceği yere hani normal ölçülerde gelmiş. WTI'yi buradan açtığınız zaman önünde 35-40 dolarlık bir emsal fiyat varken 14,5 dolardan yapıştıran alır ve satmaz. Satmayınca fiyat sağlayıcı tarafından baktığınızda taşınan işlem sayısı gün içerisi açılan kapanan işlem sayısına göre çok ciddi şekilde artmaya başlar ve fiyat sağlayıcı bu riske girmek istemez. Yani 14,5'tan aldın abi, 40'tan ver. Yok, o ne güzel dünya. Yani o da işi kendi tarafından bakıyor. Yani tabii elbette bizim şöyle bir savunma hakkımız var. O zaman zamanında doğru hesaplasaydım ve biz de onlarla beraber gelseydik buraya. Benim ne kabahatim var? Evet, ama güçlü olan o. Fiyatı ben veririm. Razıysan devam edersin. Razı değilsen çıkarsın modunda adam. Her yerde böyle dünyanın, sadece bu firmaya özgü ya da firmayla zaten ilgisi yok. Bu fiyat sağlayıcı özgü bir hikaye değil bu. Evet, yapılan hata onun hatası, ama hatanın ceremesini onlar da çekiyor, ama tabii ağırlıkta biz çekiyoruz. Yani o niye çekiyor? Çok ciddi işlem hacmi olan bir enstrümanın işleme kapatmış olmakla çekiyor. Buradan kazanacağı parayı kazanamadığı için çekiyor. Her neyse, biz kendi mevzumuza gelelim. Bu fiyatlar nasıl kapanacak? Şimdi aslında tabii biz terste kalmış, yukarıdan 50'lerden, 55'lerden, 60'lardan hatta alışık olan yatırımcılar olarak, tabii doğal olarak biz bunun yükselmesini bekliyoruz. Ama şöyle önemli bir husus var arkadaşlar. Eğer bu fiyatın kapanması, hani bu bizim elimizde değil tabii, sadece doğru dilek dilemek açısından söylüyorum, işin etkisi açısından, devamlı yükselen bir trend içerisinde olursa petrol, şu ana kadar öyle oldu düştüğü yerden sonra, işte Brent grafiğine ve şey, biz de yükseldik ama çok küçük küçük yükseldik, öyle olmak yerine şuradan itibaren umarım yataya bağlar. Mesela işte 14.90'a çıkmıştı. 15 dedi. 15'e çıktı. 14'e indi. 15'e çıktı. 13'e indi. 16'ya çıktı. 14'e indi falan gibi. Böyle bir buçuk dolarlık, bunu diğer firmalara göre mukayese ettiğiniz zaman bizdeki bir buçuk dolarlık hareket onlardaki 3-4 dolarlık, hatta 5 dolarlık harekete tekabül ediyor. Böyle bir yataya bağlama oranı, yataya bağlama olayında biz aradaki farkı kapatıyoruz. Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Alıp not etmiş değilim ama bizde Tikbil'deki 14.90 maksimumdu, yanlış hatırlamıyorsam, burada şeyin webinarın kumanda paneli olduğu için göremiyorum, ama şu seviye 14.90 seviyesine biz geldiğimizde, örnek olsun diye söylüyorum, diğer firmalarla aramızda 23 dolar fark vardıysa, şimdi bunu tekrar çıktığında karşılaştıralım, 22 dolara düştüğünü göreceğiz bu farkın. Bir kere daha bu hareketi yaparsa 20 dolara, 19 dolara falan gibi. Yani rakamları da 1 doları şey, örnek olsun diye söylüyorum, belki 1,5 dolar, belki 2 dolarlık farkla kapatmış olabiliriz. Demek istediğim şey şu: buradan alınıp satıldıkça, yukarı aşağı hareket ettikçe biz bu farkı
kapatıyoruz. Bu ayla önümüzdeki ay bu kapanma hızı da değişecek. Yani Haziran ayında işte bir birim kapatıyorsak, atıyorum Temmuz ayında bunu 1,5 birim kapatıyor. Her dalgalanmada hale geleceğiz. Çünkü vadeye yaklaşmış olacak. Peki bunun devam eden süreç içerisinde şimdi niye yükselirken niye kapatamadık? Çünkü şöyle düşünün. Yani şu an için bu örneği veriyorum. Şimdi diğer firmada kaç? Rakamı sallıyorum. 14 dolar. Bizde kaç? Şey pardon. 40 dolar. Bizde kaç? 15 dolar. Yani 2 gün önceki fiyattan bahsediyorum. Ya, o adam %10 yükseldiği zaman biz de 10 yükseliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. O yükseldiğinde 40 dolardan yükseldiğinde 4 dolar yükseliyor. Biz 15'ten %10 yükseldiğimizde 1,5 dolar yükseliyoruz. Dolayısıyla petrolün her genel olarak her %10'luk priminde aradaki fark 3-3,5 dolar daha açılıyor. Ha, açılmaması için, kapanması için bu önemli. Yataya bağlaması çok önemli. Yataya bağladığında, yataya bağlanmazsa kapanmaz demiyorum. Ama yataya bağlaması aradaki farkın daha hızlı kapanmasını sağlar. Yoksa öbür türlü tek başına vadeye kalırız. Yani sadece her geçen gün vade yaklaştıkça o nispette kapanmasını beklemek durumunda kalırız. Ama yataya bağladığı zaman aradaki fark daha hızlı kapanır. Aradaki fark daha hızlı kapanınca al ve satma yatırımcısı azaldığı için, bunların bir kısmı kar aldığı için swap mevzusu sorun olmaktan çıkar. Dolayısıyla birbirini iyi yönde tetikleyen iki ayrı ayrıntı olur bunlar. Swap kapandıkça fiyat daha hızlı kapanır. Fiyat kapandıkça swap daha hızlı kapanır hale geliriz ve çok hızlı bir süreç içerisinde eğer bu döngüye girebilirse bunun çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görebiliriz. Bu döngünün ilk sinyalini nerede alacağız? Mesafenin evet gelgitlerle kapandığını görüyoruz. İlk sinyalini nerede alacağımızı söyleyeyim. Buradan baktığınızda swap şuradan ciddi manada işte -6,65'ten 5'e 4,5'a düşmeye başladıysa artık o süreci hızlandıracak ateş, hızlandıracak fitil yakıldı demektir. Bunun da ilk şeyi, ilk görüntüsü bu olabilir. Buradan takip ediyoruz zaten. Olduğunda da tekrar yorumlarımızı ona göre yapacağız. Gelelim öbürüne. Petrol genel olarak yükselecek mi, düşecek mi hikayesinde. Ona Brent'ten daha önce de söylemiştim. Hani şeklen Vital biraz vade farkının getirdiği, swap'ın getirdiği düşük fiyattan kaynaklı. Şeklen biraz çünkü yakınsıyor. Bizimki ona yakınsıyor ama aslında genel piyasanın takip ettiği fiyat bu. Brent'ten bakacak olursak işte şöyle bir trend çizgisi çizmiştik daha önce. Bu trend çizgisinin hala üstündeyiz. Brent açısından söylüyorum. Yorumu ona göre yapıyoruz. Şayet buradaki seviyeyi göremiyorum yine. Şuradan bakalım. Şu bölge 38,50 civarı diyelim. 38,50'de 39 civarı. Eğer bu kırmızı çizginin altında kırmızı çizgi aşağıya doğru kırılmaz, burada bir kalıcılık yapmazsa bunun yukarı doğru hareketin daha devam ettiğini görmek mümkün. Brent fiyatlaması açısından, Mitai için değil belki ama Brent fiyatlaması açısından kritik bölgeler neresidir derseniz, yani ben bir müddet daha eğer bu trend çizgisi kırılmazsa en azından böyle işte 45'li 47'li seviyeler, hatta belki 50'li seviyeler, yani şu kopma hikayesinin başladığı, yani şuraya kadar normal bir düşüş trendi şeklinde düşerken yaptığı hareketten bahsediyorum. Buraya kadar normal bir düşüş trendi şeklinde gelse bile bundan sonra saçmalamaya başlamıştı hatırlarsanız. İşte bu 10 dolarlık kopma pazartesi bağlayan gece hatırlıyoruz. Hala hani diyorlar ya bugün hatırlıyoruz. Eğer bu trend kırılmazsa yukarı yönlü bu seviyelerin, bu kötü senaryonun abuk sabuk hareketlerin başladığı yere kadar devam etmesini beklemek normal olur. Eğer bu trend aşağı yönlü kırılırsa kalıcı ve devam edecek bir düşüş olmasını ben şahsen beklemiyorum bugünkü koşullar altında. Bu son düşüşün hafta sonundan sonra pazar gecesi yaptığı yukarı yapılaşmasından sonra dün aşağıya doğru hareket eden düşüşün
sebebini biliyoruz. İşte bu OPEC'teki tarih uzatma meselesinde küçük ülkeler ve Irak işte yan çizdi. O da bu sefer Suudi Arabistan. Ya onlar böyle yapıyorsa zaten bu söyleniyordu daha önce. Onlar böyle yapıyorsa biz niye uzatalım bunu bilmem ne hikayesindeydi. Bu onun kötümserliğiyle bir hareket. Onun aşağıya taşıyabilecek durum var mı? Onu göreceğiz. Ben çok büyük ihtimalle bu trendin şimdilik en azından çok ciddi şekilde zorlanabileceğini, aşağı yönlü kırıp kalıcı olabileceğini düşünmüyorum ama bunu zaman gösterir. Genel ha orası kırılırsa da aşağıda çok önemli bir destek olarak 33-32 bölgesi var. Buranın 40 olduğunu varsayarsak 33-32, 33-50 ne yapar? 6,5 dolarlık bir hareket yapar. Bu 6,5 dolarlık harekette bize bir iki ayda yaklaşık 2 dolar gibi yansır. Yani o Brent aşağıya bu bölgeye 33-20, 33-50 bandına düşecek olursa biz de yaklaşık 12,5 civarına, 12,5-13 civarına, 13 olmayabilir, 13'ün biraz altına sarkabilir. 12,5 civarına kadar bir düşüş bekler bizi. Çok hangisi daha olası derseniz bana göre bu trend çizgisinin kırılmaması şimdilik en azından daha olası görünüyor. Dediğim gibi en azından ben yukarı yönlü hareketin normal koşullara geldik artık deyinceye kadar bir müddet daha sanki devam etmesi bana göre daha mantıklı oluyor. Ha ondan sonra insanların akıllarına şu gelebilir. Yani hani buraya kadar normaldi, buradan aşağısı gerekçesiz bir düşüştü diyeceğimiz seviyenin hattına yoklamaya başladığında o bölge çok iyi bir direnç olarak çalışabilir. Ne oldu abicim? Her şey bitti mi de eski halimize döndük sorusu. Bir düzeltme, ciddi bir düzeltme etkisi yaratabilir orada. Ama oraya kadar en azından şimdi ağır aksak da olsa devam edeceğini düşünüyorum ben şahsen. Bu şahsi fikrim ama zaten bir işlem yapmıyoruz. Bekliyoruz ve seyrediyoruz. Onun dışında yapacağımız bir şey de yok. Euro dolar bu arada bugün öğleden sonra yukarı yönlü bir atak yaptı. Dediğim gibi tabii burada marş çok önemli. Hani yani işte doktorların eve kapanın kardeşim demesi olmasın bu benim söylediğim. Yani buradan niye çıkmıyor abi, niye çıkmıyor abi meselesinden ziyade belli bir müddet marjı müsait olan arkadaşlar için. Çünkü bir taraftan da swap işliyor. Bulunduğunuz yerde de zarar ediyorsunuz. Evet o da önemli. Marjı yeten arkadaşlar için yatayda olması şey bence daha olumlu. Yani petrol bir müddet en azından bir 3-5 gün, 3-5 gün değil belki ama bir hafta 10 gün yatay seyretmesi halinde Brent'le ya da diğer firmalarla aramızdaki farkın küçüldüğünü göreceksiniz. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı saat bir çeyrek olmuş. Arkadaşlar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü webinarımızı da bu şekilde sonlandırmış olalım. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.